Dalaka açık ara bu senenin en iyi yarışmacısı Hikmet'le evet. beraber hakkını yemeyelim. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında çok bambaşka bir şey daha açayım size. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi Hikmet bence yarışmada açık ara en iyiydi performans olarak. Dalaka ile beraber Türkler arasında en iyiydi. Bunu kimse şey yapamaz. Hani şu an kimi şampiyon adayı görürseniz görün Hikmet onu en az 5-10 kere fazladan yenmiştir. Şimdi Hikmet burada olsaydı, biz finalle alakaları ne konuşuyor olurduk? Ya da Hikmet'in şampiyonluk şansı neydi? Çünkü Hikmet'in şöyle bir özelliği de var. Evet performansı çok iyi ama Survivor tarihinde belki en hata yapan ve ilişkilerde en çok sorun yaşayan yarışmacısıydı. Hikmet olsa ne olurdu? Hikmet olsa ne olurdu? Bir kere e, yarıştığı rakipleriyle rakiplerinin sıkıntısı olurdu. Çünkü performans olarak bir kere çok düşerlerdi. Yani bir de Hikmet niyetine devam etse hani bu Yusuf'u seçme olayına devam etseydi eğer oyunları Hikmet yine alsaydı işte aralarında böyle bir sorun olsaydı Yusuf'un performansı çok düşerdi bir kere. Emre için bir şey diyemiyorum. Emre daha iyi yarışan bir yarışmacı Hikmet'le. Nedense Hikmet'in daha oyun kaybettiği yarışmacı Emre. Yusuf konusunda Yusuf'un performans ortalaması değişebilirdi belki. Bu durumun içinde belki Okayla Bora'nın da durumu değişirdi çünkü Bora'nın bu kadar böyle yarışabileceğini ben düşünmüyorum Hikmet'e olsaydı. Bora ya da Okay'ın ki bence bu Bora olurdu Hikmet'in Okay ayrı bir dünyada olduğu için final koltuğu durumunu konuşmazdık gibi geliyor bana. Evet. Olsun. Hikmet gitmeseydi evet. bir arkada kalırdı gibi geliyor. Evet. İşte Hikmet gitmeseydi şöyle bir şey olurdu belki. Ben Hikmet elenmeseydi eğer Hikmet'i kesin son iki koltukta görüyordum. Biz karşısına rakip arardık Hikmet'i ama finalde de şunu sorgulardık. Şimdi Hikmet'in en yakın buradaki rakipleri kimler? İşte 59 performanslı Bora, 57 Yusuf, 57 Okay. 49 Emre diye gidiyor. Ama şeyin Sema'nın demesine ben katılıyorum ya. Yani. Bora o zaman biraz daha geri planda kalabilirdi. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Hatta daha Hikmet olduğu zaman hani Yusuf 57 olmazdı. 54'lere düşecekti mesela. Yani Yusuf'u seçerse Yusuf sürekli. Tam e, tamam Yusuf'un başarısının düştüğünü varsayalım. Peki tamam. bu e, Yusuf'un şu anda mesela en büyük final adaylarından bir tanesi Yusuf evet. ya. Sizce bu durumu değiştirmiş olur muydu? Bu durumu muydu? değiştirmez. Bu neyi Şöyle değiştirir biliyor şey. musun? Yani başarı oranının düşse de insanlardaki Yok. bu düşünce yüzde, ya da bu Dedi düşünce ya yüzde 45'in üstü mü şampiyon 56. 56. Yani ne kadar değiştirir bilmiyorum ama şunu değiştirirdi. Eğer hikmet niyetine devam etseydi Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf'un bir gerginliği, siniri son zamanlar zaten zor. Ee, belki bundan kaynaklı hatalar yaparak... Olaylar değişebilirdi anladın mı yani hakikaten mesela şu an Bora'ya sinirleniyor Hı. hakim oluyor ya kendine çok çocuk. çocuklarım bugüne kadar hakim oldu ama bir de üstüne Hikmet gelse acaba hakim olamaz mı? Yani olaylar değişirdi Hikmet olsaydı bence kavgalar büyür sinirler yükselir Olabilir. çarşı karışır <gülüyor> <gülüyor> meydana bir şeyler olurdu gibi geliyor bana. Onlara geldikçe Şeye bak, de yıpranıyorsun. Ee, bir de ona bak Yusuf Hikmet karşılaşmasındaki Hı. duruma bak ne kadar etkilenir. Yusuf Hikmet mi? Ya şöyle bir şey aslında Yusuf'la Hikmet hemen e, ben şuradan bakayım Yusuf kaç kere oynamış hemen söylüyorum şimdi. Ya benim düşüncem şu bu arada onu da söyleyeyim. E, bir dakika oyun sayıları şu an önüme düştü. Yusuf'la Hikmet 34 oyuna çıkmışlar. E, Hikmet %62 kazanmış Yusuf %38. Yani Hikmet 10 oyundan en az 6'sını kazanıyor Yusuf'a karşı. Bu aslında büyük bir üstünlük. Diyelim ki evet. Yusuf şu an mesela büyük bir aday ya finalde Hikmet'le otursa. İnsanlar şunu sorgulayacaktı. Adada hikmete göre biraz daha sakin ya da ilişkilerinde daha başarılı başarılı olan bir Yusuf mu? Yoksa evet hatalar da yapan ama performans olarak da Survivor'ın son 10 yılını böyle sorgulatacak acaba en iyi mi diye bir hikmet mi? Yani çok değişik bir final olabilirdi. Okay olsaydı acaba sakinlik mi yoksa e, ne derler? Böyle her olayın içinde yer almak mı? Bunu şey yapardı. Hikmet Bora olsaydı mesela, acaba bu mu daha sert? <laughs> acaba bu mu daha sert? Falan hani <laughs> değişik bir şey olurdu ya. Bak evet, Hikmet, doğru. bak gerçekten söylüyorum Hikmet dört ayaklı bir masa olarak düşün Survivor'a bir ayağını aldın. Hep yemek yerken bir sallanıyor. Ben şu an hissediyorum. Bugün Hikmet yokken, tabii bugün Hikmet olsaydı şartlar eşit. değişmeseydi. Bugün yani final koltuğunda Hikmet otururken Yusuf mesela şampiyon oldu. ...hikmete karşı... ...bu şampiyonluk ekstra ekstra değerli olacaktı... ...yani şu anlamda Tabii. söylüyorum... ...o zaman hırs, mücadele... ...işte o psikolojik durum daha ağır geçmiş olacaktı... ...belki oyunlardaki tartışmalar artacaktı... ...ve rakibin gerçekten performans olarak... ...seni çok zorlayan bir adam olacaktı... ...çok daha tatlı bir şampiyonluk olacaktı... ...onun da... ...hani bu demek değil ki hikmet varken olamaz falan... ...öyle bir şey değil... Olds ...olduğunda da çok daha tadında daha güzel olacaktı... ...ama... E, Hikmet'in olmayışından da bakıyorum çok şey de gitti aslında. Evet. Aslında Hikmet'e çok Yusuf'a çok şey kattığını düşünüyorum ben. Bence de. şöyle Şu anlamda da hani bir yarışmacının haksızlığa uğrayıp ya da sinirlendirilmesine onun verdiği tepki insanlara çok geçiyor. Aa ne kadar sinirlendi ya da üzüldü. Bunda bile dik durdu falan anlayışı insanlara geçiyor. O yüzden çok şey kattı. Bütün evet. yarışmacılara kattı. Kesinlikle.